New York'ta başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği akşam yemeğinde bir konuşma yaptı. Gazze'de devam eden savaşta İsrail'e soykırım yapmakla küresel kurum ve kuruluşları da İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir adımı atmamakla suçladı Erdoğan. Bugün de programım vardı. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak görüşmeleri var. Mehmet Sümer ve Tezcan Taşkıran New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ve temaslarını izliyor. Mehmet, kolay gelsin. Zirve devam ediyor. Birçok lider orada. Bu sene herhalde biraz daha sönük mü geçiyor hava? Özellikle bir izlenimlerini almak istiyorum. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nasıl? Evet, aslında bu sene pazar günü, yani dün Geleceğin Zirvesi adıyla bir liderler zirvesi başlamış olmasına rağmen, dün ve bugün devam eden bir liderler zirvesi olmasına rağmen, hani çevreye baktığımızda önceki yıllara göre daha az bir yoğunluk görüyoruz diyebilirim açıkçası. Daha sakin bir genel kurul var. Tabii bunun neden böyle olduğu, katılımın az olup olmadığı toplantılar bittikten sonra belli olacak. Ama asıl genel kurul çalışmaları yarın başlayacak, onu da söyleyelim. Eğer yarın da böyle bir hava olursa, o zaman net olarak diyebileceğiz ki bu sene biraz daha ilgi az oldu genel kurula diyebileceğiz. Yarın Joe Biden konuşacak, Amerika Başkanı Joe Biden burada olacak ve genel kurula hitap edecek. Joe Biden'ın ardından, eğer programda bir değişiklik olmazsa, Joe Biden'ın konuşmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Sen de söyledin. Dün Türk Evi binasında, daha önceki yayınlarımızda da söylüyorduk, arkamda Birleşmiş Milletler var. Hemen karşımda da Türk Evi binası var. Çok stratejik bir noktada. Dolayısıyla Erdoğan ve çoğu zaman Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmelerinin hemen hemen tamamına yakınını Türk Evi'nde gerçekleştiriyorlar. Çünkü diğer liderler için de, diğer görüşme yapılacak olan heyetler için de Türk Evi'ne ulaşmak çok kolay. Çünkü Birleşmiş Milletler binasındaki toplantılara katılan herkes buraya girmek için Türk Evi binasının önünden geçmek durumunda kalıyor. Bugün de yoğun temasları vardı. Dün akşam Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASK'ın toplantısına katıldı. Ayrıca bir de bazı kanaat önderleriyle, düşünce kuruluşlarından yetkililerle bir yuvarlak masa toplantısı vardı. Orada bazı açıklamalarda bulundu. TASK'ın toplantısında İsrail tarafını eleştirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını eleştirdi ve savaşı bölgeye yayma çabasında olduğunu söyledi. Onun dışında Erdoğan düşünce kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda ise şöyle bir ifade kullandı. Milli güvenliğimizi ilgilendiren bazı konularda Amerikan yönetimiyle görüş ayrılıklarımız halen devam ediyor dedi. Burada ilk akla gelen F-35, F-16 programı. Bildiğimiz üzere Türkiye F-35 programından çıkarıldı. S-400 füze savunma sistemlerini Rusya'dan almasının ardından Türkiye bunun üzerine F-16 uçakları istedi, ancak o uçakları da henüz alabilmiş değil. Medyaya yansıyan, özellikle Yunan medyasına yansıyan bir haber vardı. S-400'leri İncirlik üstünde tutması halinde Amerika'nın Türkiye'yi yeniden F-35 programını alabileceğine dair. Bu konuyu yetkililere sorduk ama henüz bir cevap alamadık bunun doğru olup olmadığına dair. Bugün yoğun temasları var. İlk olarak Kuveyt Veliaht Prensi'ni kabul etti saat öğlen 1'de. Onun hemen ardından saat 2'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan geldi. Ona ilişkin de şunu söyleyebilirim. Türk evine birçok lider geliyor, gidiyor, görüşmeler yapıyor ama Pezeşkiyan gelmeden yaklaşık yarım saat kadar önce Türk evinin önüne de keskin nişancılar geldiler dürbünleriyle birlikte. Ve Pezeşkiyan buradan ayrılana kadar da keskin nişancılar binanın önünden çevre binaları dürbünleriyle sürekli olarak izlediler. Ayrıca yine çevre binaların üzerinde zaten keskin nişancılar var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dolayı alınmış önlemlerden ötürü. Ama Pezeşkiyan geldiğinde ekstra bir güvenlik önlemi uygulanmış oldu. Şu dakikalarda ise Pezeşkiyan'ın hemen ardından, hatta neredeyse kapıda karşılaşacaklardı gir çık esnasında, öyle söyleyebilirim, Almanya Başbakanı Olaf Scholz geldi. Şu dakikalarda Erdoğan Olaf Scholz'la, Almanya Başbakanı'yla bir görüşme gerçekleştiriyor. Bugün ayrıca bu görüşmenin bitişinin ardından da 15. Türkiye Yatırım Konferansı yapılacak Türk evinde. Orada Amerikalı ve bazı Türk iş adamlarıyla, yatırımcılarla bir araya gelecek hem Erdoğan hem de ekonomi yönetimi. Onun dışında bu toplantının sonrasında da
Apple'ın başkan yardımcısı, telefon ve bilgisayarlar üreten Apple şirketinin başkan yardımcısıyla saat 19'da bir görüşme yapacak. Erdoğan'ın programı yarın da yoğun, onu da söyleyelim. Yarın dikkat çeken özellikle iki görüşme var genel kurulda yapacağı konuşmanın haricinde. Bir, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul edecek. İki, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile bir görüşme yapacak. Yoğun bir diplomasi trafiği Erdoğan açısından, Türkiye açısından devam edecek zaten.